Sevgili dostlarım hepinize merhaba. Ben Başkan 35. Öncelikle hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Evet sevgili dostlarım bu videomuzda Dolar-TL kurunu inceleyeceğiz. Dolar-TL'de merak ettiniz. Dolar-TL ne olur? Dolar-TL yükselecek mi? Dolar-TL düşecek mi? ile ilgili sorularınızın cevaplarını da bu videoda Dolar-TL'nin grafiği üzerinde yorumlamaya çalışacağız. Evet sevgili dostlarım biliyorsunuz Almanya tarafından geçen gün açıklanan Artık pandemide ikinci dalga e, beklentimiz gerçekleşmeye başladı yolundaki e, açıklamanın ardından altın tarafında da yukarı yönlü hareketler sertleşti. E, peki dolar TL ne olur? Dolar TL'de bizler için önemli seviyeler hangi seviyeler? E, şimdi bunları grafik üzerinde sizlerle birlikte bulmaya çalışalım. E, arkadaşlar bizler için dolar TL kurunda yukarı hareketler beklentimiz hala devam etmekte. Aşağıda artık bizim için 6.96 önemli bir destek olmuş durumunda. Burası ilk ciddi destek bölgemiz. 6.96'nın üzerinde bizler için geçmemiz gerekecek bir destek direnç noktamızda 7.02 direnci. Dolar TL kuru 7.02 direncini yukarı doğru e, aşıp 7.02'yi kendine destek yapmaya başladığı zaman e, Dolar-TL'de artık bizler için e, 7.14 seviyesi ilk etapta kısada beklememiz gereken e, yer olarak gözükmekte arkadaşlar. E, burası ilk hedef noktamız olacaktır. 7.14 üzerinde de Dolar-TL kurunda bir başka seviyede 7.25 direnç noktası 7.25 direnç noktası bizler için önemli arkadaşlar. Buradaki 7.25 direnci yukarı yönlü kırılması halinde dolar tl kurunda benim de ana hedef noktam olan 7.42 seviyesi dolar tl'de görülecektir diye düşünmekteyim. Ana hedefimiz beklenti yerimiz 7.42'dir dolar tl kurunda. Aşağı yönlü sarkmalar gözükse de İlk etapta bizler için artık 6.96 desteği e, takibimizde kalacak önemli bir destek noktası. Dolar TL kurunda 6.82 yani uzun bazda yatırım yapan yatırımcı arkadaşlar için 6.82 artık ikinci bir e, destek konumu e, haline geldi arkadaşlar ve ben artık bu 6.82 altında dolar TL'de bir hareket beklemiyorum. 6.82'nin kırılması artık bayağı bir zor. İlk destek noktamız dediğim gibi 6.96 ve bu 6.82 destek noktası aşağı yönlü kırılıp günlük bir kapanış olmadığı müddetçe de e, hedefimiz dolar tl'de şuradaki 7.02 ana direnç bölgemiz 7.02'nin de yukarıya doğru aşılması halinde kısa da 7.14 7.25 seviyesinde bulunan direnç yönlerine doğru dolar tl'nin hareketlerine devam etmesi yönünde. 7.25 de bizim için gene önemli bir direnç bölgesi olacak. Fakat yukarı yönlü e, aşılması durumunda da asıl ana hedefim olan 7.42'ye doğru e, dolar tl kurunun hareketlerini yukarı doğru sürdürmesi beklentim dahilinde. Dolar TL'de e, biliyorsunuz geçen günler arkadaşlar e, swaplarda Oynaklıklar meydana geldi Bu swap hareketlerinden dolayı 6.88 civarına doğru Bir gevşeme yaşansa da Buradan hızlı bir toparlanmayla Gene son videomuzda açıkladığımız gibi Yukarı yönlü hareketlerin 7.14'lü seviyelere doğru Devam edeceği tahminimizi Sürdürmüştük ve bugün itibariyle gene 7.02 seviyelerin üzerine Atan bir dolar tl kuruyla Karşı karşıyayız. Yani dolar tl kuru e, durdurulmakta zorlanıyor arkadaşlar. Bu biraz da bizim iç piyasamızdan kaynaklı. Bu sene e, turistlerin de e, fazla ülkeye giriş yapmamasından dolayı e, döviz sıkıntısı çekmemizden kaynaklı. E, ve e, içeride de dolara olan talebin artmasından kaynaklı. Yukarı yönlü hareketler hala devam edeceği benzemekte. Burada verdiğimiz tavsiyeler hiçbir zaman yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Bunları hiçbir zaman bir yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmeyin. Yatırım tavsiyesi ancak bağlı bulunduğunuz belli bir sözleşme karşılığı sizlere uzman tavsiyesinde bulunabilecek yatırım kuruluşlarıyla sizin aranızda gerçekleşecek olan yatırımlardır. O yüzden bizlerin burada verdiği Öngörüden öteye geçemez arkadaşlar. Buradaki fikirlerimiz sadece sizlere bir öngörü sunması açısından önemlidir. Bunun dışından daha öteye gidemez. Bazı arkadaşlar devamlı şuradan alayım buradan satayım mı diye şeklinde sorularda bulunuyor. Tabii kendileri de bu konuda çok haklı. Kendileri için bir destek bir yardım bekliyorlar. Onun için de onları da hoş görüyorum. Fakat onlar da bizi hoş görsünler. Ki e, bu konuda onlara bir yatırım tavsiyesi vermemek vermemiz maalesef kanunen suç arkadaşlar. O yüzden e, herhangi bir e, tavsiyede bu bu konuda bir tavsiyede bulunamıyoruz. E, buna ben de dahil diğer ekonomist arkadaşlar da e, bir tavsiyede bulunmaları söz konusu olamaz. E, arkadaşların hangi konularda dikkat etmesi gerekli, hangi konularda pozisyona girmeleri gerekli? Ee, ancak şu şekilde yardımcı olabiliriz arkadaşlar bakın 7.02 yani bu saate kadar bir pozisyona girmediyseniz 7.02 kırılımı e, sizler için bir pozisyona girme yatırım tavsiyesi olmama koşuluyla seviyesi olabilir çünkü 7.02 üzerinde artık burası bir destek haline gelir ve yukarıda e, dediğimiz gibi ilk etapta 7.14 ve 7.25 seviyeleri e, Dolar TL kurunda hedef haline gelir. O yüzden e, bu seviyeleri takipte kalırsınız. 6.96 bir destek. Herhangi bir müdahale durumunda e, bu seviyelere kadar geri çekilmeler de olabilir. E, bunları da kollayabilirsiniz. tabi tekrardan artık 7.02 üzerine atarsa 6.96'lar gelir mi? E, burası da bir artık e, piyasanın vereceği karara bağlı. E, fakat biz her zaman hem A planı hem de B planı şeklinde bu uygula uygulamalarımıza devam ediyoruz. Bizler için kritik destek ve direnç noktalarını her zaman e, belirtiyoruz. 696, 688 e, artık bizler için kritik destek ve direnç yerleri haline gelmiş durumda. Daha uzun bazda e, baktığımız zaman da arkadaşlar e, dolar kurunda 682 önemli bir e, direnç konumuna geçmiş e, durumda 6.82 e, aşağıda bizim artık haftalık bazda beklentimiz halindeki e, hedefin gelmesi yönünden 6.82 altında bir kapanış olmaması şart e, bu 6.82 altında kapanış yaşamadığımız müddetçe de dolar tl kurunda dediğimiz gibi arkadaşlar beklentimiz 7.42 seviyesinde bulunan e, direnç yerine doğru dolar tl'de hareketlerin devam edeceği yönündedir. E, şimdilik istiren stopumuz 6.82 bölgesinde bulunmakta. Uzun bazlı e, dolar yatırımı olan arkadaşlar için. Bu 6.82 e, altında bir kapanış görmediğimiz müddetçe e, orta bazlı e, dolar tl kuru yatırımı olan arkadaşlar bu bant aralığını takipte kalacaklar. Yani 6.82 7.42 bant aralığı ee, yukarı yönlü hareketler devam ettikçe de arkadaşlar e, yeni biliyorsunuz destek ve direnç noktalarımız devamlı güncellenmekte Bununla ilgili de e, ben sizlere yardımcı olmak e, maksadıyla e, zaten sürekli video çekiyorum ve yeni e, güncel destek ve direnç noktalarını sizlere bildiriyorum bu güncel destek ve direnç noktalarımız öyle kafadan atma destek ve direnç noktaları değil e, tamamen Elliot yöntemine dayalı bulduğumuz destek ve direnç noktalarıdır arkadaşlar. Ayrıca e, yön hakkında fikirlerimizi de gene bu yapmış olduğum el yol çalışmalarıyla e, buluyorum. Şimdi ben e, bu videolarda arkadaşlar e, sadece üzerine yazı yazarak anlatıyorsun şeklinde e, soru yönetmişler. Fakat e, gördüğünüz gibi arkadaşlar e, bu sadece destek ve direnç yazmakla da e, bu iş bitmiyor. Bunun bir de Elliot kısmı var. Bu Elliot kısmı bayağı uzun. Onu videoya dökecek olursak bir videomuz herhalde bir saati bulur. Bir saati bulan bir video da sizler tarafından ne kadar sıkılmadan izlenir onu da düşünmek lazım. Ayrıca arkadaşlar kanalıma artık bir katıl butonu eklendi. Bu katıl butonu sizlere bir ayrıcalık kesinlikle sağlamayacak. Yani şu şekilde düşünün. Hiç kimseye bir ayrıcalık sağlamayacak bu buton çünkü benim tarafından o amaçlı bu buton kullanılmayacak. Bu buton sadece ilerideki videolarımızda kesinlikle paralı olmayacak. Yani sadece bana üye olanlar beni izleyecek şekilde bu butonu algılamayın. Bu katıl butonu sadece sizlerin kanalıma ve bana yardımda bulunmanız amacıyla eklenmiş bir buton. Gönlünüzden e, kopacak bir miktarı e, kanalımızın büyütülmesi amacıyla e, kanala e, üye olma şeklinde e, e, bu miktarı kanalımıza aktarabilirsiniz arkadaşlar. Bizden e, ve benden fayda sağlıyorsanız e, katıl butonunuza, butonuna da katkılarınızı bekliyorum. Şimdilik dolar tl kuru ile ilgili anlatmak istediklerim bundan ibaret. Dolar tl kurunda e, yönümüz hala yukarı gözükmekte. Bütün bunlara anlattıktan sonra da videoya burada son veriyorum. Hepinizi çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.